Şimdi solunum sistemine bakalım. Solunum organları ile etrafındaki kılcalları arasındaki gaz alışverişine dış solunum, vücut sıvıları ile doku hücreleri arasındaki gaz alışverişine ise iç solunum adını veriyor olacağız arkadaşlar. Özellikle bu dış solunum ve iç solunum olaylarını karıştırmayın. Solunum organları ile etrafındaki kılcal damarların gaz alışverişi yani madde giriş çıkışlarına biz gaz alışverişine dış solunum. Artık doku hücrelerine doğru vücut sıvısı ve bakın daha içsel olarak gerçekleştiriyoruz bunu. Vücut sıvısı ve doku hücreleri arasındaki gaz alışverişine de iç solunum adını veriyoruz. Solunum sistemi organlarına baktığımızda burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerler karşımıza çıkmış oluyor. Özellikle diyaframı bir organ olarak almıyor olsak da diyaframın da solunum sisteminde çok önemli bir yere sahip olduğunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. İlk olarak burunla başlayalım. Ağız ile birlikte çalışacaklar. Solunum sisteminin dışarıya açılan kısmıdır. Yani gazı ilk olarak aldığımız ya da son olarak verdiğimiz kısımdır. Burun boşluğunun e, mukus salgılayan mukoza ile kaplı da unutmayalım. Biz ne demiştik? Mukozayı gördüğümüz her yerde goblet hücrelerinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani burun boşluğunun içerisinde o dokularda, hücresel yapılarda goblet hücrelerinin olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü goblet hücreleri mukus salgılamada görev yaparlar. Mukusun burada çok önemli bir görevi var. Alınan havanın ısıtılmasını, nemlendirilmesini sağlayacak. Nemlenmek ve ısıtılmak çok çok önemli arkadaşlarım alınan havanın. E, aynı zamanda Kılları ise mikropların tutulmasını, vücudumuza daha az mikrop girmesini sağlamış olacak. Yutak, ağız ve burun boşluğunun birleştiği yerdir. Buradan sonra artık e, yutaktan sonra hava gırtlağa geçiş yapacak. Yutaktan geçen hava soluk borusunun başı olan gırtlağa geçiş yapacak arkadaşlar. Soluk borusunun başlangıç kısmına artık gırtlak diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ses tellerinin burada bulunduğunu söyleyebiliyoruz. Gırtlağın üst kısmında, ağızdan gelen besinlerin soluk borusuna kaçmasını engelleyen epiglotis adını verdiğimiz bir gırtlak kapağı bulunur. Epiglotisin yanına bir yıldız atmak istiyorum çünkü epiglotis ÖSYM'nin dikkatini çeken kelimelerden bir tanesidir. Bu gırtlak kapağı yutkunma anı dışında sürekli açıktır arkadaşlarım. Böylelikle yemek borusu ve soluk borusunun arasında bir geçiş oluşturur sadece tekrar söylüyorum yutkunma anı dışında sürekli olarak açıktır. Yutkunduğumuz zaman nefes borusunu kapatıp yemek borusunu açar. Böylelikle yemeklerin yediğimiz besinlerin soluk borusuna kaçmasına engellemiş olur. Yapısında soluk borusunun sürekli açık kalmasını sağlayan kıkırdak halkalar bulunur. Bu kıkırdak önemlidir. Bunu sormayı severler. Kıkırdak halkalar bulunur. İç yüzeyine mukus salgılayan yine goblet hücreleri karşımıza çıktı. O zaman soluk borusunun da mukuslu bir yapıya sahip olduğunu özellikle belirtmiş olalım. Goblet hücreleri ile silli epitel hücreleri kaplar. Bu hücreler sayesinde solunum yolundaki toz ve yabancı maddeler tutulur. Yani mukus sayesinde ve epitel hücreler sayesinde toz ve yabancı maddeler akciğerlere doğru kaçması engellenmiş olur. Akciğerlere girerken bronş adını verdiğimiz iki kola ayrılırlar. O zaman akciğerlerimizi belirtecek olursak akciğerlerimize ilk girişi yapan e, kola bronş adını veriyoruz. Daha sonra bronşlar da daha ince borulara dallanacak. Bunlara da bronşçuk adını vereceğiz. Önce soluk borusu, soluk borusundan sonra bronşlar, bronşlardan sonra bronşçuk arkadaşlarım. Bu sıralamayı unutmayalım lütfen. Bronşçuklarda bronşlardan farklı olarak lütfen dikkat en önemli noktamız. O yüzden yukarıdaki kıkırda kalkanın altını çizdim. Bronşlarda bronşçuklardan farklı olarak kıkırdak halka bulunmayacak sevgili arkadaşlarım. Yani o zaman soluk borusunda kıkırdak halka var, bronşlarda kıkırdak halka var ama bronşçuklarda kıkırdak halka yoktur. Akciğerlere baktığımızda göğüs boşluğunda yer alacak. Sağ ve sol akciğer olmak üzere iki bölümden oluşacak. Sağ akciğer üç loplu, sol akciğer Kalpten kaynaklı olarak kalbin sol kısma doğru yatık bir pozisyonda olmasından kaynaklı olarak iki lobludur arkadaşlarım. Sağ akciğer 3 loplu, sol akciğer iki lobludur. Akciğerler süngerimsi bir yapıda plevra adını verdiğimiz çift katlı ince bir zarla örtülüdür ki plevra sayesinde de akciğerler dış etkilere karşı korunmuş olur. Akciğerlerde gaz değişiminin gerçekleştiği kese şeklindeki fonksiyonel bilimlere ise alveol diyeceğiz. Sevgili arkadaşlarım TYT'de bunu anlatmıştık. Alveol yapısı sadece memelilere özgü bir durumdur. Bunu da tekrar belirtmiş olalım. Çok çok önemli bir yapıdır. Yani artık difüzyonun gerçekleştiği yer diyeceğiz alveoller için. Tek katlı yastı epilerden, epitel dokulardan oluşur alveoller. İç yüzeyi nemlidir. Alveoller salgı yapan hücreler de içermektedir aynı zamanda. Bu hücrelerin sülfaktan adını verdiğimiz Lipoprotein salgıları yüzey gerilimini azaltmaktadır. Alveoller akciğerin solunum yüzeyini arttırmada görev yaparlar arkadaşlarım. Alveoller akciğerin solunum yüzeyini arttırmada görev yaparlar. Lütfen bunları unutmayalım. Çok önemli notlar var bu sayfamızın içerisinde. Bunları özellikle çizerek ve yıldız atarak not almanızda fayda var. Sulu alıp verme mekanizmasına baktığımızda ise omurilik soğanı ve pons tarafından kontrol edilir. Sinir sisteminde zaten bunlardan bahsetmiştik ne kadar önemli olduğunu. Omurilik soğanı ve pons tarafından kontrol edildikten sonra dokulardaki karbondioksit miktarı artarsa karbondaki kandaki karbondioksit miktarı artacak ve kan pH'i azalmaya başlayacak. Karbondioksit miktarının artması demek asitlik seviyesinin artması. Bu yüzden pH'in sıfıra doğru kayması yani kandaki pH'in azalması anlamına gelir. Asitlik artarsa pH azalır. Omurilik soğanı uyarılacak pH'in azalmasıyla beraber ve solunum hızlanacak sevgili arkadaşlar. Soluk alıp verme olayı diyafram ve kaburgalar arasındaki kasların kasılıp gevşemesiyle olacak ve diyaframın ne kadar önemli olduğunu burada tekrar bir vurgulayalım. Şimdi soluk alıp verme, soluk alma ve soluk verme olaylarının nasıl gerçekleştiğini basamak basamak anlatalım. Solunum sisteminin en önemli yerlerinden birisidir burası. O yüzden dikkatle ve sırayla bilmeniz gerekir arkadaşlarım. Sırasını karıştırmamamız lazım. Şimdi o zaman soluk almayla başlayalım. Omurilik soğanından uyarı geldi. Çünkü pH'in artmasına azalmasına bağlı olarak bu uyarıyı aldık. Az önce söyledik bunu. Şimdi omurilik soğandan uyarı geldikten sonra kaburgaların arasındaki kaslar ve diyafram kası kasılacak arkadaşlar. Soluk alma sırasında diyafram kası kasıldı. Bunu unutmayalım. Kasılmak önemli. Kubbe şeklindeki diyaframdan düzleşti. Kaslar kasıldı, diyafram düzleşti. Tamam. Böylelikle göğüs hacminde bir artış meydana geldi. Göğüs hacmi arttı. Göğüs hacminin artmasına bağlı olarak hacim artarsa basınç azalır. Çünkü içerideki gaz yayılmış olacak. Hacim artarsa basınç azalır. Basıncın azalmasına bağlı olarak akciğerin hacmi arttı. Akciğerin bu, bundan kaynaklı olarak iç basıncı azaldı. Ve şimdi arkadaşlarım dikkat dış basınç iç basınçtan fazla olduğunda hava ağızdan ve burundan akciğerlere dolmaya başladı. Dış basınç iç basınçtan fazla olduğu için çünkü biz genişlettik ve hacmi arttırdık. Bu yüzden dış basınç iç basınçtan fazla olduğu için genişleyen akciğerlere hava dolmaya başladı. Böylelikle karın içi hacmi azalmış oldu ve karın içi basınç artmış oldu sevgili arkadaşlarım. Çok karışık geldiğini farkındayım. Birkaç kere tekrar ve dinleme ile beraber bunu halledebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi soluk vermeye bakalım. Aslında mekanizmayı tam tersine çevireceğiz şimdi. Artan hacimleri azaltacağız. Azalan hacimleri arttıracağız. Yani içerideki havayı sıkıştırdığımızda soluk verme mekanizması gerçekleşecek. Şimdi tekrar omurilik soğanından uyarı geldi aynı şekilde. Bu sefer kaburgalar arası kaslar ve diyafram gevşedi. Bakın kaslar bu sefer diyaframla beraber gevşedi. Gevşeyen diyafram kasında bir kubbeleşme meydana geldi. Bundan kaynaklı olarak kubbeleşmeden kastettiğimiz şey şudur. Bakın düzleşme budur, kubbeleşme budur. Bunlara da dikkat edelim lütfen. Göz içi basınçta bir artış, bundan kaynaklı olarak da akciğer iç basıncında artma ve hacminde bir azalma meydana gelmiş oldu. Şimdi az önce söylediğim şeyi tam tersine çeviriyorum. İç basınç ve dış basınç fazla iç basınç dış basınçtan fazla olduğu için de hava ağız ve burundan dışarıya verildi arkadaşlarım. Burada akciğerlere dolmuştu yani içeri alınmıştı soluk almada, soluk vermede de dışarı verildi ve karın içi hacminin arttığını ve karın içi basıncın azaldığını da söyleyebiliriz. Şimdi tatlı özet bir tablo yapmak istiyorum burada. Şimdi soluk alma sırasında daha güzel aklınızda kalsın çünkü. Soluk alma ve soluk verme diyelim. Şimdi özetleyelim olayı. En çok karşımıza çıkacak olan bilmemiz gereken yerleri. Soluk alma sırasında diyaframın diyafram kasının kasıldığını ve gevşediğini, kasıldığını ve düzleştiğini, gevşediğini olur mu? Kasılır ve düzleşir diyelim. Çok güzel. Soluk verme sırasında ise diyaframın, diyafram kasının gevşediğini ve kubbeleştiğini söyleyelim. Evet bunları söyledik. Şimdi özet geçiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi burası en önemli noktalarımızdan bir tanesi solunum sistemi için. Şimdi bunu ben şöyle tatlı bir şekilde ikiye ayırmak, anlaşılma durumunu arttırmak istiyorum. Şimdi göğüs boşluğunda nasıl bir değişiklik oldu? Ve aynı şekilde karın boşluğunda nasıl bir değişiklik oldu? Buraya da göğüs boşluğu diyorum buraya da karın boşluğu diyorum. Arkadaşlarım ilk olarak soluk almayla başlıyorum. Soluk alma göğüs boşluğuyla. Şöyle rengimizi değiştirelim, önemini vurgulayalım. Göğüs boşluğunda soluk alma sırasında hacim artışı meydana geldi. Hacim artar. Basınç azalır. Basınç azalır. Şöyle yapalım. Daha hızlı gitsin hem ve daha anlaşılır olsun. Şöyle. Evet. Çok güzel. Şimdi çünkü hep hacim ve basıncı konuşacağız. Karın boşluğunda ise hacim tam tersi olacak. Azaldı. Basınçta bir artma meydana geldi. Şimdi soluk vermeye geçiyorum. Soluk vermede göğüs boşluğunda ise hacimde bir azalma, basınçta bir artma meydana geldi. Karın boşluğunda ise benimle beraber siz de söyleyebilirsiniz. Göğüs boşluğu azalırsa karın boşluğu bunun tam tersine hacmini arttırmış olur. Basıncını da azalttığımızı çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Çok önemli bir tablo oldu arkadaşlarım çok özet bir tablo oldu en çok karşınıza çıkacak yerler bu noktalarda lütfen dikkat edelim ve diyaframın kısılıp ve kubbeleşme kısılması düzleşmesi kubbeleşmesi ya da gevşemesi durumlarının nelerde meydana geldiğini unutmayalım. Solunum gazlarının taşınması bu konu altında en çok karıştırılan yerlerden bir tanesidir tane tane anlatmaya çalışacağım ve lütfen siz de dikkatle, pür dikkat bir şekilde dinleyin. Gerekirse tekrar dinleyin arkadaşlarım. Solunum gazlarının taşınmasına baktığımızda oksijenin taşınmasından ve karbondioksitin taşınmasından bahsedeceğiz. Olay aslında şu şekilde gerçekleşecek. Şimdi burada akciğerlerimiz var gördüğünüz gibi. Burada da neyimiz var arkadaşlarım? Dokularımız var. Yani akciğerlerimiz burasına da doku diyebiliriz direkt olarak. Tamam. Akciğer ve dokular arasında nasıl aldık? Oksijeni dokulara götürdük. Oksijeni nasıl aldık? Oksijen nasıl gitti? Burada oksijenin taşınması. Karbondioksitte nasıl tekrar akciğerlere verip dış ortama attık? Bunları konuşacağız. Şimdi oksijenin taşınması sırasında iki farklı yol izlenebiliyor. %2'lik olarak plazmada çözülmüş halde önemlidir bunlar. %2'lik ve %98'lik yani oranları da bilmemiz lazım. Hemoglobine bağlanarak ise yani oksihome, oksihemoglobin formatında ise %98 olarak taşınıyor arkadaşlar. Karbondioksitin taşınmasına baktığımızda ise 3 farklı yol tercih edilebiliyor. Plazmada çözülmüş olarak %7, hemoglobine bağlanarak %23 yani karboksihemoglobin olarak %23, bir karbonat iyonları şeklinde de %70 formatında taşınmış olduğunu söyleyebiliyoruz. İlk olarak oksijen nasıl taşınıyor onu konuşalım. Oksijenin taşınmasında oksijen akciğer kılcallarına geçiş yaptığı. Akciğer kılcallarına geçiş yaptığında arkadaşlarım artık buna alveol kılcalı da diyebiliriz. Alveol kılcalı olarak da karşınıza gelebilir. Akciğer kılcalı ya da alveol kılcalı ikisi de aynı şeyi ifade eder. Alveol kılcalında serbest bir şekilde oksijeni alıp yani plazmada çözünmüş olarak serbest bir şekilde oksijeni alıp direkt doku kılcallarına doku kılcallarına götürebiliriz ve doku kılcallarından direkt geçirebiliriz. Bunu ikilik olarak tercih ediyoruz. %98 olarak yaptığımız şey ise hemoglobine bağlanarak. Bakın arkadaşlar akciğer kılcallarına oksijen geçti geldi hemoglobine bağlandı. Hemoglobine bağlanıyorsa bunu al içerisinde gerçekleştiriyor diyebilir miyiz? Evet. Al içerisinde geçti oksijen ve hemoglobine bağlandı. Al yuvarın içerisinde. Oksihemoglobin formatına döndü. Alıyor var bu oksihemoglobini hemoglobini getiriyor doku kılcallarına. Doku kılcallarına getirdikten sonra hemoglobin'e bağlı olan oksijen ayrılıyor ve bu oksijen direkt olarak doku kılcallarından dokulara geçiş yapmış oluyor. Harika. Bu noktada hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum. Oksijen taşınması iki yolla halloluyor. Ya çözülmüş serbest bir şekilde şurada görmüş olduğunuz tarzda akciğer kılcallarına oksijen plazmaya geçiyor. Ve plazmadan direkt olarak doku kılcallarına doku kılcallarından da dokuya geçiş yapabiliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ya da tekrar söylüyoruz hemoglobine bağlanarak taşınabiliyor. Şimdi gelelim bunun karşılığında oksijen geldi, besinlerle birleşti, enerji üretimi gerçekleşti ve karbondioksit açığa çıktı. Şimdi benim bu karbondioksiti buradan uzaklaştırmam yani akciğerlere göndermem gerekiyor. O halde bu karbondioksiti 3 yolla taşıyabiliyorum. Birincisi tıpkı oksijende olduğu gibi direkt plazmaya verebiliyorum. Bakın hiçbir problem yok. Direkt plazmaya verebiliyorum. Plazmaya, ver, plazmaya verdikten sonra oksi karbondioksit akciğer kılcallarına geliyor ve akciğere geçiş yapabiliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ya da şöyle yapabiliyorum. Hemoglobine bağlanarak %23 formatında Şurada görmüş olduğunuz gibi bakın. Yine al içerisinde hemoglobine bağlıyorum. Ve hemoglobine bağlamış şekilde karboks hemoglobine oluşturuyorum. Karboks akciğer kılcallarına geliyor ve ayrılıyor. Karbondioksit buradan nereye gidiyor arkadaşlarım? Akciğere geçiş yapıyor. Akciğer kılcallarından geçiş yapıyor. Bunda da sıkıntı yok. Şimdi en çok karıştırılan yere geldik. Yani bir karbonat iyonları şekline nasıl taşınıyor? Şimdi gelin onu konuşalım. Bir karbonat iyonları şeklinde taşınırken bizim sevgili karbondioksitimiz alüvarın içerisine girdi. Karbondioksit alüvarın içerisine girdiği zaman suyla birleşti arkadaşlar. Suyla birleşmesiyle karbonik asit oluşturdu. H2CO3. Bunun ne olduğunu bilmemiz lazım. Buna karbonik asit diyoruz. Karbonik asit. Bu karbonik asit hemen vakit kaybetmeden neye dönüşüyor? Bir karbonat iyonlarına dönüşüyor. Şurada da HCO3 bir karbonat var. Bir karbonat. Bir karbonat iyonlarına dönüşüyor. Sevgili arkadaşlarım karbonik asidin oluşması sırasında biz karbonik anhidraz enzimini kullanıyoruz. Çok önemli bir enzimdir bunu unutmayalım. Karbonik asidin oluşması sırasında yani karbondioksit ve su birleşirken karbonik asit oluşurken karbonik anhidraz enzimini kullandık. Sonra karbonik asidi aldık, hidrojen ve bikarbonata dönüştürdük. Hidrojen, sevgili arkadaşlarım lütfen dikkat, hidrojen hemen al yuvarın içerisinde bulunan hemoglobinle bağlandı. Hidrojen hemoglobine bağlandı. Peki bikarbonata ne oldu? Bikarbonatta plazmaya geçti arkadaşlar. arkadaşlarım. Bikarbonatta plazmada taşındı karbonat plazmaya geçtikten sonra artık bizim al yuvarımızın içerisinde sadece hemoglobine bağlanmış hidrojen kaldı. Hemoglobine bağlanmış olan hidrojen al yuvar vasıtasıyla akciğer kılcallarına kadar geldi. Akciğer kılcallarına kadar geldikten sonra hemoglobine bağlanmış olan hidrojen hemen bu noktada ayrıldı. Hemoglobin artık hidrojeni bıraktığı için hidrojen açığa çıktı ve açığa çıkan hidrojen plazmadan gelen bir karbonatla birleşti. Bakın nerede meydana geliyor bu akciğer kılcallarında. Bir karbonat hidrojenle birleşti. Hidrojenle birleştikten sonra tekrar karbonik asidi oluşturdu. Bakın burada karbonik asidi oluşturdu. Karbonik asidin tıpkı doku kılcallarında nasıl karbondioksit ve suyla birleşerek oluştuğunu söylüyorsak al yuvar kılcallarında da Aynı şekilde karbonik anhidridi kullanarak karbondioksit ve suya ayrıştığını söylüyoruz arkadaşlarım. Birleşmesi yani karbonik asit oluşması doku kılcallarında, karbonik asidin ayrışması akciğer kılcallarında meydana gelir diyoruz. Ve böylelikle artık açığa çıkan karbondioksit buradan Akciğerimize yani alveol kılcallarına doğru geçiş yapmış oldu diyebiliriz. Arkadaşlarım karışık olduğunun farkındayım. Lütfen tekrar tekrar dinleyin. Anlamadığınız yerlerde özellikle notlarınızın arasından yardım almaya çalışın. Birkaç kere dinlemeyle çok rahat bir şekilde anlayacağınızı e, temenni ediyorum. Yani anlaşılacağını umuyorum. Bir sıkıntı olacağını da düşünmüyorum bu noktada. Lütfen çok dikkatli dinleyin. Çok dikkatli bir şekilde tekrarlarınızı yapın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.